Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. 2024'ün ilk proje videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Önce bir introyu seyredelim, sonra devam edelim. Arkadaşlar 2024'ün ilk proje ödevinde sizlere DNA maketinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha önce farklı bir versiyonlarını yapmıştık. Bugün biraz daha farklı bir şekilde yapacağız. Bildiğiniz gibi aynı proje ödevlerini yapıp durmuyoruz. Her seferinde farklı şekilde karşınızda oluyoruz arkadaşlar. Bu videonun şöyle bir özelliği var. İlk promosyonlu, bu denir, ne denir? İlk sponsorlu videoyu çekiyorum, alışkın değilim. Kendi kendime sponsor oldum arkadaşlar. Bu benim yazdığım bir kitap. Satışa çıktı. Uzun bir yazım ve basım serüveninin ardından okuyucularla buluştu. Ben yazarken çok keyif aldım. Beğenileceğini düşünüyorum. Şu ana kadar geri dönüşler de gayet olumlu. İlgisi çeken, ilgilenen olursa mutluluk duyarım. Kitabım şu anda raflarda arkadaşlar. Bugün ne yapacağız demiştik? DNA maketi yapacağız demiştik. Şunu bir kaldıralım, kafamızı karıştırmasın. Ama kitap orada, kitap alabilirsiniz. DNA maketi yapacağız demiştik arkadaşlar. DNA maketini gene daha öncekinde çöp şiş ve dil çubukları kullanarak yapmıştık. Bunu da mukavvadan yapacağız. Biraz daha kolay olacak. Bunun için şöyle şeyler hazırlamamız gerekiyor. Hiç merak etmeyin, bunu ben hazırladım. Şablonunu da açıklamaya koyacağım. Oradan indirip çıkartabilirsiniz. Bunu ben yapışkanlı kağıda bastım arkadaşlar. Kendim bastım. Siz de bunu kırtasiyeden yapışkanlı kağıda bastırabilirsiniz. Daha kolay olacaktır mukavvanın üzerine yapıştırmak. Çünkü bu tek başına bize yetmeyecek. Bunu bir de kalın bir mukavvaya yapıştırmamız gerekecek. O yüzden ben yapışkanlı yaptım, ama yapışkanlı yapamıyorsanız normal kağıdı çıkartıp uhuyla ya da piritle de mukavvanın üzerine yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Onu birazdan göstereceğim sizlere. Ne demiştik? Bunu yapacağız. Bunun dediğim gibi açıklamasını, PDF'ini açıklamaya mutlaka koyacağım. Oradan kullanıp alıp bastırabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayalım. İlk yapmamız gereken bunları tek tek keseceğiz. Tek tek kestikten sonra bir yüzünü mukavvaya yapıştırırız. Keseriz. Sonra diğer yüzünü de diğer parçalarına yapıştırırız. Ben bunları kesip geliyorum. Birazdan karşınızdayım. Arkadaşlar tek tek keseceğiz demiştim ama ben şöyle direkt bir mukavvanın üzerine bir sayfasını yapıştırdım. Bunu buradan tek tek keseceğim. Kusura bakmayın, heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum için bazı şeyleri unutuyorum. Bunu da unutmuşum. Aynı zamanda kitapla ilgili, ona da döneceğim geri. Kitapla ilgili unuttuğum bir şey de var. Her yerde bulabilirsiniz. Kitap Yurdu, DNR, BKM, bütün internet sitelerinde var. Onların da linkini eklerim aşağı. İlgilenen olursa oradan ulaşabilirler. Bunu bu şekilde buna yapıştırdıktan sonra parça parça kesiyoruz. Ben şimdi kısaca bir keseyim. Bu şekilde. Bunun arkası şu anda gri. Bunun arkasına da şu gelecek arkadaşlar. Yani böyle olacak. O yüzden bundan iki ayrı şablon bastık. Bu şablonlar birbirinin tam tersidir. Zıt yönlere bakar. Birbirinin arkasına oturacaktır arkadaşlar. Şimdi ben bu diğerlerini de keseyim. Sonra videoya devam edebiliriz. Arkadaşlar şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Böyleydi. Bir tanesini ben bıraktım ekranda yapmak için. Bu da stickerlı kağıdımız. Bunu açtık. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Daha kalın bir görüntü oluyor ve daha tok duruyor. Bunları da bu şekilde dizeceğiz. Bize şöyle bir çöp şiş lazım. Bu biraz çöp şişin kalındır. Bunu bulabilirseniz bu daha iyi olur. Hiçbir şey bulamasanız bile bu uzunlukta doğadan bulduğunuz bir dal parçası bile olabilir arkadaşlar. Bunun üzerine yapıştıracağız. Mukavva şöyle bir şey. Hemen hemen küçük boy defter boyutunda, tam ortasından delik açıyoruz. Destek olsun diye şöyle küçük kibrit kutusu kadar mukavvalardan da ben 3 tane yaptım. Bunu da destek olsun diye yapıştıracağız arkadaşlar. Bunu buradan geçirdik.
şu şekilde, şöyle biraz daha iteyim ortaya doğru. Bunları da buradan geçirdik. Bu şekilde ister silikonla ister japonla yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da ben yapıştırayım. Daha sonra dizilim için ekranlarda olacağım tekrardan. Arkadaşlar bu da bu şekilde yaptık. Şimdi bunu sırayla dizme aşamasına geldi. Ben bununla başlayacağım. Şöyle ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir ters bir düz şekilde bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Yapıştırmak için sıcak silikon kullanıyorum. Tavsiye ederim. Yoksa U tarzında bir şey de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir görüntü elde ettim. Bir tane bana fazla arttı. Bilmiyorum size artar mı artmaz mı? Çubuğunuzu ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi benim elimde kurdele var. Ben bunun şu şeylerinden kurdele geçeceğim. Siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Karton kağıt da yapabilirsiniz. Daha herhangi bir başka bir şey de kullanabilirsiniz bunda. Ben bu kurdeleyle yapacağım arkadaşlar. Kurdeleyi de buna yine aynı şekilde silikonla yapıştırmayı planlıyorum. Bu şekilde bunu da döneceğim böyle. Arkadaşlar son olarak ortaya çıkan görüntü böyle bir şey. Kolay bir video, kolay bir maket. Umarım işinize yarar. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone etmeniz bizler için çok önemli. Yeni videolar için önemli bir destek oluyor. Herkese iyi günler.